Evet. Adalar Pandemi Danışma Kurulu'nun yeni bir söyleşisinde beraberiz. Bu 11. oldu. Birçok yaptığımız için ben de sayısını kaçırdım. Şu an aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle belki kulağa çok önemsiz gibi gelecek ama adalar için çok önemli bir konuyu konuşacağız. Birkaç yıldır adalarda meydana gelen, canımızı çok sıkan sivrisinek ya da tıbbi adıyla vektör sorunu. Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı. Pandemi döneminde çok yoğunlar. Pandemiyle uğraşmak yanında bir de adaların sivrisinek sorunuyla da uğraştılar. Önder Yüksel Eryiğit konuğumuz, uzman doktor. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Benim hocam çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilere de iyi bir hafta sonu diliyorum, iyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi son bir yıldır yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hafta içi hafta sonu demeden 7 gün 24 saat tabiri caizse çalışıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen yıl 25 Şubat'ta biz pandemi startımızı vermiştik İBB olarak. Ama aynı dönemde çok hızlı bir şekilde yine benim göreve başladığım tarihtir aynı zamanda o tarih. Vektörle mücadele çalışmalarına da hiç ara vermeksizin devam ettik. Biraz sonra da konuşacağız zaten. Hocam isterseniz vektör ne demek? Yani tek sivrisinek değil herhalde. Bu mücadele vektörle mücadele neleri kapsıyor? Peki, ekran paylaşabiliyorum galiba, değil mi? Tabii açabilirsiniz. Bir saniye. Peki. Evet. Çok kısaca insanlara hastalık bulaştıran canlılara vektör diyoruz aslında. En kısa tanımı budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sağlık Dairesi Başkanlığı altındaki Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz tüm İstanbul'a yönelik olarak yılın 12 ayı sivrisinek, karasinek, kene, fare, sıçan, hamam böceği gibi hastalık bulaştıran, işte, bu biraz önce vektör diye tanımladığımız canlılarla dördü Avrupa'da, ikisi de Anadolu yakasında olmak üzere 6 birimde 182 ekip 611 personelle mücadele etmektedir. İstanbul'daki vektörle mücadele ekibi ve planı bu şekilde yürütüyoruz. İstanbul genelinde şu anda kayıtlı 190 bin sivrisinek üreme alanı var. Biz yılın 12 ayı bu kayıtlı olan sivrisinek üreme alanlarını hem ziyaret ediyoruz hem de ilaçlamalarını yapıyoruz. 153 beyaz masaya gelen vektörle mücadele talepleri 2019 yılında 82.700 iken 2020 yılında bu 70 binlere düşmüş. Yani yapılan çalışmaların artık karşılık verdiğini görüyoruz. %15'lik bir azalma oldu beyaz masaya yapılan müracaatlarda. Biz bu çalışmaların daha da derinleştirilerek 2021 yılında bu rakamların daha da düşmesini hedefliyoruz. Hedefimiz bu yönde. Bu tabii İstanbul'da ciddi bir mücadele anladığımız kadarıyla. Çünkü 190 bin üreme alanından bahsettiniz. 183 personeliniz var. Personel başına 1000 üreme alanı düşüyor. aynen Bu öyle. gerçekten çok büyük bir çaba gerektiriyor sanırım. Aslında 190 bin üreme alanı şu an tespit edilmiş üreme alanları Benan Bey. Biz halihazırda İstanbul'da özellikle kuzeye doğru şehirleşmenin artmaya başladığı alanlarda yeni kaynaklar tespit etme çabası içerisindeyiz. Yani bu 190 binin yeterli olmadığını biliyoruz, pardon. Bulduğumuz alanları da yeni alanları da kayıtlarımıza, coğrafik bilgi sistemlerimizi de geliştiriyoruz. Maalesef şu ana kadar bir yazılım kullanılmamış. Biz bir coğrafik bilgi sistemleri yazılımını en kısa sürede herhalde bir ay içerisinde devreye sokarak bu elimizdeki kaynakları ve diğer yeni bulduğumuz kaynakları da bilgi sistemlerimize işleyerek
coğrafik bilgi sistemleri desteğiyle bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ve en büyük hedeflerimizden birisi de sanırım biraz sonra özellikle biyolojik mücadeleyi konuşacağız. Mücadelemizi biyolojik mücadeleye evirmektir. Bu hedefin ilk adımı olarak da üniversitelerle bir işbirliğimiz var. İlçe belediyeleriyle, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğimiz var. Ve bu mücadeleyi hep birlikte topyekün olarak ve bilim ışığında yapmak istiyoruz. Buna yönelik bir bilim kurulu da kurduk. Vektörle Mücadele Bilim Kurulu kurduk. Vektörle Mücadele Bilim Kurulumuzun başkanlığını yapan hocamız da Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bülent Salih Alten hocadır. Onunla birlikte de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden bir çalışma arkadaşımız da kendisine eşlik etmektedir. Ayrıca Koç Üniversitesi'nden bir arkadaşımız var. Bilim kurulunun verileri doğrultusunda hareket ederek biz mücadelemizi önce biyolojik, tabii ki bunun yanında en az onun kadar önemli olan kültürel mücadeleye evirmeyi hedefliyoruz. Aslında temel olarak mücadele, vektörle mücadele, kültürel mücadele, kimyasal mücadele, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele şeklinde adlandırılabilir. İsterseniz bunun birazcık detaylarına gireyim mi? Altlık oluşturulması açısından önemli diye düşünüyorum ben hocam. Olur hocam. Birkaç slaytla isterseniz değinelim. Birer slaytla değinelim. Kültürel mücadeleyi çok önemsiyoruz. Çünkü sivrisinek, özellikle konumuz sivrisinek olduğu için sivrisinek özelinde devam edeceğim. Sivrisinek üreme kaynaklarının %80'den fazlasının insan eliyle oluşturulduğunu biliyoruz. Nedir bunlar? Bizim evlerimizdeki saksıların altındaki suluklar, çocuğumuzun evimizin önünde balkonunda bıraktığımız oyuncakları, içine su dolan oyuncakları, ikinci el araba lastikleri, kontrolsüz bir şekilde bırakılmış araba lastikleri, onların içinde biriken sular, süs havuzları, kontrolsüz süs havuzları, bakımsız havuzlar ya da terk edilmiş havuzlar gibi insan eliyle üretilen bu sivrisinek üreme aranları ya da durgun suların kültürel mücadeleyle insanları bilinçlendirerek üremesini önlemek aslında sivrisinek mücadelesindeki en önemli faktörlerden birisidir. Dünyanın her yerinde eğer insanları ya da halkı bu mücadelenin içine sokamazsanız bu mücadeleyle başarılı olamazsınız. Aslında sadece sivrisinek özelinde değil, hangi mücadeleden söz ediyorsak edelim. Geçen gün yine uluslararası katılımlı pandemiyle mücadeleyle ilgili bir panel vardı. Sayın Başkan adına ben katılmıştım o programa. Orada da aynı şeyi ifade ettim. Pandemi mücadelesinde de kültürel mücadele önemli. Yani bir kere neyle mücadele ediyoruz? Ve bu mücadele ettiğimiz neyse onun adı her neyse bugün sivrisinek. Bu mücadelede neleri bilmeliyiz? Risk faktörleri nelerdir? Üreme kaynakları nelerdir? Bunların bilinmesi ve yok edilmesi lazım. Temel amaç bu kültürel mücadelede. Tabii fiziksel mücadele ayrıca önem arz eden bir şey mücadele yöntemidir. Sular durgun olduğu süre içerisinde yaklaşık 5 ile 7 günde havaların da ısınmasıyla birlikte durgun sularda sivrisineklerin yumurtaları uçkun haline geçebilirler. Dolayısıyla suların akışkanlığının mutlaka temin edilmesi gerekir. Fiziksel mücadele kapsamında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde İSKİ'yle, park bahçelerle, çevre korumayla, yol bakımla, mezarlıklar daire başkanlıklarıyla çalışmalar yaptık. Bunu biz bu sene başlattık kendi için.
Önder Hocam. Halim Bey, beni duyuyor musunuz? Yayınımıza kısa bir ara vermişiz. Önder Bey'in bağlantısında bir sorun olduğu anlaşılan. Bir iki dakika içinde çözüleceğini umuyoruz. Tabii adalarda vektör sivrisinek sorunu ciddi bir sorun. Sivrisineklerin sadece hasta edici özelliği yok. Bir takım hastalıkları taşıma özellikleri de var. Birazdan Önder Bey'e soracağımız sorular arasında bu da vardı. Adalarda birkaç yıldır canımızı sıkan bu sivrisinekler, bu sivrisinek cinsi acaba böyle bir hastalık taşıma riski içeriyor mu? Bu önemli. Önder Bey'in kaldığı yer de önemliydi. Hem kültürel hem fiziksel mücadele bu sorunla baş edebilmek için çok önemli. Biz sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerinden bulunduğumuz yeri ilaçlamalarını istiyorduk. Ancak bu yeterli bir sonuca ulaşmıyordu. Hem kimyasal mücadele bu konuda yeterli değil. Hem de tabii Önder Bey'in dediği gibi kültürel ve fiziksel mücadele çok önemli. Kültürel mücadele için de hepimizin bilinçlenmesi lazım. Önder Bey'in anlattığı noktalardan benim dikkatimi çeken adalarda birçok havuz var sitelerin bahçelerinde ve bu havuzlar ne yazık ki içerileri su dolu bir şekilde bırakılıyorlar çoğu zaman. Bu da muhtemelen sivrisineklerin üremesi için bir ortam teşkil ediyor. Önder Hocam tekrar hoş geldiniz. Benhan Bey merhabalar. Ben çok özür diliyorum. Bizim apartmanda elektrikler gitti. O yüzden internet bağlantımız kesildi. Ben mecburen yayının devamını bu şekilde yapmak durumunda kalacağım sanırsam. Önemli değil hocam. Kedidir hocam. Mutlaka böyle bir şey oldu. Nazar değdi diyelim. Kaldığınız yerden devam edebiliriz. Fiziksel mücadelede kalmıştı. Tabii ekran paylaşımı yapamayacağım. Ben sadece anlatıyor olacağım artık tabii herhalde. Tabii ki. Fiziksel mücadeleyi de önemsiyoruz demiştim. İSKİ ile yaptığımız planlamadan bahsetmiştim. Bir de mesela Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bu mücadelenin içerisinde ne yeri vardır diye düşünmüş olabilir bizi izleyenler. Değerli izleyiciler, İstanbul içerisinde mezarlıkların işgal ettiği alan 13 milyon 500 bin metrekare. İstanbul içerisinde mezarlıkların toplam alanı. Ve aşağı yukarı her mezarın başında kuşlar için yapılmış suluklar vardır. O suluklar yazın hepsi birer sivrisinek üreme alanı, üreme kaynağıdır. Biz geçen yıldan başlayarak tüm mezarlık alanlarında biyolojik mücadeleye başladık. Belli periyotlarla o sulukların içerisine biyolojik larvazitlerimizi koyduk ve oradaki sivrisinek üremesini kontrol altına almış olduk. Park bahçelerde de biliyorsunuz sadece durgun su değil, fazla sulamadan dolayı arazi üzerinde kalan sular da var. Buralarda zaman içerisinde sivrisinek üreme alanı oluyorlar. Bunların kontrol noktasında birlikte çalıştık. Fiziksel mücadeleyi daha da derinleştirebiliriz ama ben yavaş yavaş kimyasal ve arkasından esas konumuz biyolojiye doğru döneceğim. Kimyasal mücadele uçkun haline gelmiş, artık larva dönemini bitirmiş sivrisineklerle yapılan mücadeledir. Bu mücadele biliyorsunuz ULV cihazlarıyla geceleri sokaklarda yaptığımız ilaçlamalardır. Biz kimyasal mücadeleyi şu an kullanıyoruz. Fakat kimyasal mücadeleyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir hedef koyduk. 2022 yılında acil durumlar hariç kimyasal mücadele yapmayacağız. Böyle bir kararımız var. Çünkü kimyasal mücadelede kullandığımız biyosidal ürünlerin hem insan sağlığına hem çevreye, doğaya, diğer canlılara zararı olduğunu biliyoruz. Aslında kimyasal mücadeledeki espri insanların psikolojik olarak bu konuyla ilgili mücadele yapıyor hissi uyandırılmasından başka çok fazla da bir etkinliği olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir algı. Belediye geldi, ilaçladı algısı. Teknik şudur. Püskürtme yöntemiyle kimyasalı havaya püskürtüyorsunuz.
havada asılı kaldığı süre içerisinde doğaya ya da çevreye verdiğiniz biyosidal, havada asılı kaldığı süre içerisinde bir sivrisinekle karşılaşırsa o sivrisineği öldürüyor. Yani bu kadar böyle teknik olarak da yetersiz bir mücadeleden bahsediyorum. O zaman larvalarına etkili değil, değil mi kimyasal mücadele? Sadece uçkunlar için. Kimyasal mücadele sadece uçkunlar için. Yani uçan sivrisinekler için. O zaman da koruyucu bir önlem haline gelmiyor. Sadece gelmiyor. Mevcut durumu tedavi etmiş oluyorsunuz. Evet. Biyolojik mücadele, konuşmamın başında da ifade ettim. Bizim bu mücadeledeki en çok önemsediğimiz mücadele yöntemimiz. Şu anda zaten sahada aktif olarak uyguluyoruz ama evirmeye çalıştığımız vektörle mücadeleyi, sivrisinek mücadelesini evirmeye çalıştığımız yer biyolojik mücadeledir ve kültürel mücadeledir. Tabii ki onları desteklemek amacıyla da fiziksel mücadeledir. Suları akışkan hale getirmektir. Biyolojik mücadelede sivrisinek larvalarını yiyen bir balık türü vardır. Gambusya balıkları denir. Onlar da mücadelemizin içinde yer alan bir biyolojik mücadele yönteminde kullandığımız biyolojik mücadele materyaldir. Ayrıca larvasitler, biyolojikler, %100 biyolojik larvasitler de uçkun haline geçmeden, havalar ısınmadan, işte tam da bu mevsimde yoğun olarak yaptığımız larvasit mücadelesidir, biyolojik larvasit mücadelesidir, larvalara yöneliktir ve en etkili mücadele de budur aslında. Önder Hocam, kimyasal mücadeleden bahsettiniz. Şunu sorayım mı? Kimyasal mücadele birçok zararlı etkisi var. Arılara da zarar veriyor mu? Arıların doğa için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Adalarda da bir arı popülasyonu var. Bu açıdan soruyorum. Bu doğaya bu şekilde zarar veriyordur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani aslında ben arılar özeline özellikle girmedim, söylemedim. Diğer canlılara da zarar veriyor demiştim kimyasal mücadeleyi tariflerken. Arılara zarar veriyor. Biz İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü tarafından doğaya, çevreye en az zararlı olduğunu düşündüğümüz biyosiderleri kullanıyoruz kimyasal mücadelede. Fakat buna rağmen tabii ki zararı var. O yüzden mücadelenin gece yapılması, klasik bildiğimiz sivrisineklerin gece uçkun durumuna geçmesinden kaynaklıdır ama ikinci önemli sebebi de gece yapılmasının, arılar geceleri kendi yuvalarında olduğu için, uçmadıkları için kimyasal mücadelenin tercih edilme, gece yapılmasının tercih edilme sebeplerinden birisi de budur. Ve tam olarak kimyasal mücadeleden vazgeçme gerekçelerimizin en başında gelen sebeplerden birisidir ayrıca. Arıların bu mücadeleden etkilenmesi. Teşekkür ederim. İsterseniz bu Asya kaplanı diye bilinen adalarında canını sıkan sivrisinek türüne geçelim mi? Bu nereden geldi? Bildiğimiz kadarıyla, sizin söylediğiniz kadarıyla 3-4 yıldır Türkiye'de var, adalarda var. Nasıl geldi, nasıl ulaştı, kaynağı nedir? Ondan sonra da istersen bu mücadelede neler yaptık, neler yapacağız onu konuşalım. Evet, Asya kaplan sivrisineği son dönemde konuşulan ve bizim de yoğun olarak konuşulmasını istediğimiz, insanların ilgisini, dikkatini çekmeye çalıştığımız bir halk sağlığı sorunu şu anda. Henüz sorun olarak görünmüyor. İşin başındayız. Bizim temel hedefimiz alacağımız önlemlerle, yapacağımız çalışmalarla İstanbul'da ve ülkemizde halk sağlığı sorunu haline dönüşmesi. Temel hedefimiz budur. Asya kaplan sivrisineği adından da anlaşıldığı gibi uzak doğu orijinli bir sivrisinektir. Transportlar esnasında limanlara gelmiştir. Havalimanına ya da işte gemi taşımacılığıyla, taşımacılık sektörüyle gelmiştir ve Avrupa'da İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde üreme şansı bulmuştur. Ve şu anda İtalya başta olmak üzere İspanya'da, Fransa'da ciddi anlamda halk sağlığı sorunu oluşturan bir sivrisinek türüdür. Oradan da bize Yunanistan üzerinden Ege kıyıları ve İstanbul'da adalar, İstanbul'da Marmara'ya kıyısı olan ilçelerimizi şu anda tehdit eder demeyelim ama görülür duruma, bu bölgelerde görülen bir
tür durumuna geçmiştir. Bir de Gürcistan sınırından, Doğu Karadeniz'den, Gürcistan sınırından, Batum'dan, Batum Limanı'ndan Rize'ye doğru, Ordu'ya kadar olan mesafede de görüldüğünü biliyoruz. 2015 yılında ilk defa tanımlanmıştır, görülmüştür. Biz bu konuyla ilgili bir bilim kurulundan bahsetmiştim biraz önce. Ve bu bilim kurulu temelde AIDS'e karşı mücadele için oluşturulan ve diğer türlerle de, diğer türler için de yaptığımız mücadeleyi etkin hale getirebilmek için yaptığımız bir bilim kuruludur. Asya kaplan sivrisineği şu anda bu çalışmalara geçebilir miyim isterseniz Benan Bey? Bununla ilgili neler yapıyoruz? Tabii hocam, isterseniz bir soruyu araya gireyim. Buyurun. Bazı sivrisinek türlerinin insanlara hastalık bulaştırdığını biliyoruz. Bu Aedes veya Asya kaplanı dediğimiz sivrisinek türünün böyle bir hastalık bulaştırma potansiyeli var mı? Sadece rahatsızlık verici özelliğinden dolayı mı mücadele ediyoruz? Zaten vektör tanımlaması yapıldığı zaman hastalık bulaştırması gerekiyor. Vektörün tanımını yaparken bunu söylemiştik. Evet, hastalık bulaştırma riski var. Hastalık bulaştırabilmesi için bir vektörün belli bir popülasyona, belli bir yoğunluğa ulaşması gerekir. Ve hasta bir kişiden de virüsü alıp taşıması lazım. Yani bir de hasta kişi de olması lazım. Şu anda bizim ülkemizde tanımlanan ya da bizim gördüğümüz Aedes türü sivrisinekler henüz hastalık taşıma potansiyeline sahip olan sivrisinekler olarak tanımlanmamıştır. Dünyanın başka yerlerinde tanımlanmıştır, tanımlanmıştır özellikle Brezilya'da. Bizde Batı Nil virüsü tanımlandı birkaç sene önce İstanbul'da bir vaka olarak Kuleks tipi sivrisineklerin taşıdığı özür dilerim. Ama Aedes'le ilgili bir tanımlama olmamıştır. Aedes'i birazcık daha yakından tanımak adına şunu da söylemem gerekir. Diğer bizim bildiğimiz Anopheles ya da Culex tipi sivrisinekler özellikle gece hareketlenirler ve insanlardan gece kan emerler. Bu sivrisinek Aedes gecede gündüzde hareketli olan bir sivrisinektir. Son dönemde biliyorsunuz insanların, halkımızın yoğun olarak şikayeti, ya bu sivrisinekler normalde gece sokarlar ama artık gündüz de gelip bizi sokuyorlar diye şikayetler vardır, almışsınızdır mutlaka. Adalarda bu şikayetin görüldüğü, yoğun görüldüğü yerlerden birisidir. Bu sebeple de biz geçen yıl adaları pilot bölge olarak ilan ettik. Adalarda da bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bizim hem Hacettepe Üniversitesi hem İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ndeki hocalarımızın önderliğinde İstanbul'da adalar başta olmak üzere toplam 6 ilçede Aedes türü sivrisineklere özel kapanlar yaptırdık, tuzaklar yaptırdık. Bu tuzaklarda onları yakalıyoruz, tür tespiti yapıyoruz ve bu tür tespitine yönelik, bunlara yönelik de yeni bir biyolojik mücadele yöntemi deniyoruz. Ve gayet de başarılıyız. İsterseniz biraz ondan bahsedin hocam. Çünkü birkaç pilot çalışma yaptınız sanırım bazı ilçelerde. Onlar da başarılı oldu diye biliyorum. Belki kısaca özetlersiniz. Evet, ben ilçelerin adını yanlış söylememek adına şuradan yardım alacağım. Sarıyer, Beykoz, Kartal, Adalar, Kadıköy, Ümraniye, Tuzla çalışma yaptığımız ilçeler bunlar. Ve bu ilçelerde yaptığımız çalışmalar bizim bilim kurulumuzla birlikte oluşturduğumuz 550 günlük bir eylem planımız vardır. Asya kaplan sivrisineğiyle mücadeleye yönelik. Bu eylem planında aslında biz planlamanın oluşması, organizasyonun oluşması bölümlerini geçtik. Şu an uygulama aşamasındayız. Pilot uygulamalarımız da orada başarılı, biyolojik mücadele pilot uygulamalarımız. Biz artık bu Nisan ayından itibaren adalar başta olmak üzere bu ilçelerimizde
AIDS'le mücadeleye etkin bir şekilde başlayacağız. Bu sene bizim bu konuyla ilgili start verdiğimiz yıl olacak. Evet. Geçen yıl ben hep şikayet ettiğimde sizin sözünüz vardı. 2021 yazında adalarda sivrisinek sorunu olmayacak, AIDS sorunu olmayacak diye. 2022 demişimdir ben onu hocam. Peki öyle diyelim. Peki 2021'de yine de bir rahatlama olmayacak mı? Nasıl olacak, hissedeceğiz? Olacak. Mesela bugün Mart ayının başında bu konuyu konuşuyor olmak gerçekten önemli. Çünkü artık bu mücadeleye, biyolojik mücadele yılın 12 ayı yapılan bir mücadeledir ama bu aylarda çok daha yoğun çalıştığımız, yoğun yaptığımız bir mücadeledir. AIDS'le, AIDS türü için yaptığımız mücadele de bu aylarda gerçekten önem arz ediyor. Biz umuyorum ve böyle bekliyorum ki adalar başta olmak üzere bu yaz sivrisinekle mücadelede daha az sorun alıyor olacağız. Daha az sorun bize iletiliyor olacak 153 aracılığıyla ya da sizler aracılığıyla. Peki adalarda şimdiye kadar ne yapıldı? Adalılara bilgi vermek için söyleyebilir miyiz? Kısaca özetleyebilir miyiz? Adalar özelinde. Çünkü ekiplerinizi görüyorum, araçlarla dolaşıyorlar, sık da görüyoruz. Şu ekipler şu an biyolojik mücadele çalışması içindeler mi? Yoksa riskli alanları saptamakla mı uğraşıyorlar? Adalardaki çalışmamızı birkaç başlık altında özetleyebilirim. Bir yaptığımız rutin çalışmalarımız var. Her yerde, bütün ilçelerde yaptığımız çalışmalar gibi. Bir de AIDS'e yönelik pilot bölgemiz olduğu için adalarda yaptığımız özel çalışmalarımız var. Rutin çalışmalarımız işte 5 mahalle var adalarda biliyorsunuz. Orada yaptığımız 760 kaynaktaki çalışmalardır. Bunların içerisine kimyasal mücadele de girer. Adalarda bizim ULV aracımız vardır. Onları geceleri mutlaka görüyorsunuzdur. Ama bunun yanında adalarda bizim adalardaki STK'lar aracılığıyla yaptığımız kültür mücadelesi çalışmalarımız vardır. Bizim sağlık dairesinde sevgili Bilal Yıldırım bu işle ilgili görevlendirdiğimiz, görev tanımı yaptığımız arkadaşımızdır. Mutlaka adalar toplantılarından falan bilirsiniz, tanırsınız. Bilal Bey aracılığıyla koordine ediyoruz o bölgedeki çalışmalarımızı. Adalarda özellikle fiziksel mücadeleye, kültürel mücadele aracılığıyla fiziksel mücadeleye, yani durgun su oluşumunun engellenmesine adalar halkını dahil etmek istiyoruz. Biz biyolojik mücadeleyi yaparız ama halk eğer belli bir bilinç seviyesinde değilse bu mücadelede %100 başarılı olamayız. Neyse ki şansımız adaların sosyokültürel seviyesinin diğer ilçelere göre anlamlı derecede yüksek olması bizim bu kültürel mücadelemiz ve beraberindeki fiziksel mücadeledeki başarımızı artıracaktır diye umuyoruz. Adalarda da tür tespiti, AIDS'e özel ve bu tür tespitine göre mücadele yöntemi belirlemesiyle ilgili bu Nisan ayında çalışmalarımız başlayacak. Geçen sene yaptığımız çalışmaların hepsi eylem planının başında belirlediğimiz organizasyon tespit şeklinde devam etti. Artık biz uygulamaya başlıyoruz. Peki hangi ay adalılar için kritiktir diyelim? Yani bu fiziksel ve kültürel mücadeleyi yapabilmek için adalıların da katkısı gerekiyor. Adalılara ne önerelim? Biz nasıl katkıda bulunabiliriz? Yani o su kaynaklarını ne zaman yok etmemiz lazım? Şimdi yok etsek çok mu erken? Yoksa Mayıs ayında mı, Nisan sonunda mı? Belli bir süresi var mıdır bunun? Bu aylar Nisan sonuna kadar diyebiliriz, artık havaların tamamen ısındığı döneme kadar olan süre biyolojik mücadele için çok önemli olan bir süredir. Larvalara karşı biyolojik larvasitlerle yaptığımız mücadeledir. Durgun sularda uyguladığımız mücadele yöntemidir. Sonrasında da uçkun dönemine geçer biliyorsunuz sivrisinekler. Ama yine
durgun su buldukları yerlere yumurtalarını da bırakırlar. Uçkun durumuna geçtikten sonra. Yani üremeye devam ederler. Dolayısıyla adalılara, adada yaşayan hemşerilerimize benim şu anda söyleyeceğim şey, lütfen durgun su oluşacak, oluşturacak her faktörü ortadan kaldırmalarını ben rica ediyorum. Kullanılmayan araba lastikleri, gerçi adada çok fazla araç yok neyse ki, kontrolsüz bir şekilde alanlarda bulunmamasını, onların içinde su birikmemesini, evlerinin önündeki havuzlarda ya da süs havuzlarında uzun süreli kontrolsüz durgun su olmamasını, bahçelerini sularken çok fazla sulamamalarını, çok fazla sulamaları sadece durgun su oluşması anlamında değil, Aedes türü sivrisinekler bir miktar su olan sulanmış toprak üzerinde bile üreme ortamı bulabiliyorlar. İlla ki su olması gerekmiyor Aedes için. Artı çiçeklerin altına koydukları, saksıların altına koydukları sulama aparatlarını çok sıklıkla değiştirmelerini öneriyorum. 5 günü geçmemesi lazım durgun su olarak. Sonra başka neler söyleyebiliriz? Önder Hocam, adalar için en önemlisi herhalde bir sürü havuz olması ve sarnıç olması. Dinleyicilerimizden evet. Profesör Doktor Haluk Eydoğan'ın bu konuda bir sorusu var. Bunun ne yapılıyor? Bunlar herhalde tespit edilmiştir. Bir de sormak istediğim, adalardaki havuzlar genellikle tuzlu suyla dolduruluyor. Ve kış döneminde bu su içinde bırakılıyor. Gerçi yağmur sularıyla bu su giderek seyreliyordur ve tuzlu su özelliğini kaybediyordur. Tuzlu suda da bu Aedes üreyebilir mi? Birincisi bu. İkincisi, pandemi dolayısıyla bu tespitleri bile yapmanız zorlaşmıştır. Sitelerin içine girmeniz, orada yaşayan kimse bulmanız, bunları nasıl yapıyorsunuz ve adalılar olarak bizler bu havuzlar için neler yapabiliriz? Evet. Tuzlu suda sivrisinek üreme alanı olarak kabul edilebilir mi? Bu soru çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum hocama. Bildiğim kadarıyla tuzlu su sivrisinek üreme alanı olarak tatlısına göre daha şanssız. Bildiğim kadarıyla, ama %100 üreme olmuyor mu? Bu konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Bunu öğrenip araştırıp tekrar size geri bilgi olarak ve hocama da ulaştırabilirim. Bu bir. İki. Tabii pandemi nedeniyle yazında geldiğimizde adalarda konuşmuştuk. Adalara gelmeyen ve evleri boş kalan birçok vatandaşımız oldu. Bu şeyde de İstanbul'un batı tarafında, Silivri tarafında da önemli bir sorundu. Kontrolsüz bir şekilde evlerinin bahçesinde su birikimini önlemek için bir taraftan da elektrikler geldi, bağlanmaya çalışıyorum. Bunun için İl Hıfzı Sıha Kurulu'na bu konuyu taşımayı ben planlamıştım. İl Hıfzı Sıha Kurulu'ndan bu konuyla ilgili bir karar çıkartıp, özür dilerim. Bunu kapatayım. Evet, İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararlarına göre sahipsiz olan veya ev sahibinin olmadığı yerlere girmeniz, kendi başınıza girmeniz mümkün değildi. Sanırım evet. Bu kararı çıkartmaya çalışıyordunuz. Bu kararı çıkartabilirsek, evlerinin bahçesi ya da giremediğimiz ev bahçe, evin içine zaten girmek mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Ya bugün ne kadar çok. Hocam olabilir. Türkiye şartlarındayız. İnternetten pandemi döneminde böyle iletişim kurmaya alıştık. Dinleyicilerimiz de bu tip aksaklıklara alışkındır diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Buyurun. Nasılsınız? İki kaydınız gözüküyor. O yüzden sıkıntı evet, çıkıyor sanırım. Evet, kapattım birisini. Tamamdır. Önce. Tamam. İl Hıfzı Sıha'dan eğer böyle bir karar çıkartabilirsek, Aedes'le ya da sivrisineklerle olan mücadelede mutlaka durgun suların müdahale edilmesi lazım, oraların ilaçlanması lazım. Eğer hane halkı evinde değilse bahçe kapısı açılabilir ve orada bu mücadele yapılabilir, kararını çıkartabilirsek hedefimiz bu. Biz
evini kullanmayan kişilerin evinin bahçesindeki durgun sulara da bu şekilde müdahale etmeyi planlıyoruz Benan Hocam. Biz adalılar ne yapabiliriz? Sonuçta bu havuzların dolu olarak bırakılmaması çok önemli. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Adalılarda, yani havuzu olan adalılar sitesinde havuzu olanlar da şöyle itiraz edecekler. Bu havuzları boş tuttuğunuz zaman havuzun içindeki kaplama malzemesi zarar görüyor kuruduğu için ve dökülmeye başlıyor. O yüzden böyle havuzun zarar görmemesi için dolu tutulması gibi bir yaklaşım var. Tabii bunu havuz yapan şirketlerle belki danışarak çözmek lazım ama bilmiyorum, size daha önce böyle bir şikayet geldi mi? Bunun çözümü için sizin bildiğiniz bir şey var mı? Çünkü bu sorunu çözmediğiniz sürece yani o havuzları boşalttırmak da insanlara çok kolay olmayacaktır. Belki bunu araştırıp insanlara da çözüm yolunu önermek kültürel mücadelede bir adım öne geçmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum. Zaten bizim risk olarak gördüğümüz havuzlar kullanılan havuzlar değil. Yani dolu ve kullanılan bir havuzsa sıkıntı yok. Dolu olarak bırakılıyor. Kışın da dolu olarak bırakılıyor bu sebepten dolayı. Tabii onlar yazın sahipleri Haziran-Temmuz ayında gelene kadar içinde sivrisinekler bir havuz büyüklüğündeki bir su alanında üremiş oluyorlar. Bu ciddi, çok ciddi sayıda böyle havuz var adalarda. Bilmiyorum o zaman bu kültür mücadeleden bahsettiniz ama herhalde Adalar Belediyesi'nin de buna ciddi katkıda bulunması lazım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyuru imkanları da bu yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu an sizde bu kadar yakın olmama karşın ben kültürel mücadele adına sivrisinekle ilgili herhangi bir materyale maruz kalmadım. O yüzden Adalar Belediyesi ile bu konuda işbirliği içinde misiniz? Nasıl bir çalışma yürütülüyor? Benan Bey, çok çok teşekkür ederim öncelikle. Çok doğru bir yere, noktaya tespit ettiniz. Bu mücadele tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapabileceği bir mücadele değil. Bu mücadelenin bir tarafında ilçe belediyesi olacak, bir tarafında halkımız olacak, bir tarafında da biz olacağız. Ancak bu şekliyle biz bu mücadelede başarılı olabiliriz. Ve ilk başladığımız günden itibaren hem pandemi mücadelesinde hem de vektörle mücadelede 39 ilçeyle beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Pandeminin başladığı ilk gün 25 Şubat'ta da bir gün sonrasında 39 ilçeyi ben Sağlık Daire'ye davet ettim. Kendilerine beraber hareket etmemiz ve mücadele etmemiz gerektiğini, mücadelenin etkili olabilmesi açısından bunun çok önemli olduğunu anlattım. Sağ olsun hepsi de katıldılar. Ve o gün geçen sene 26 Şubat'ta söylediğim şeylerden birisi de şuydu. Aynı mücadeleyi aynı bilinçle vektörle mücadelede de yapacağız demiştim. Aslında büyük şehri olan illerdeki vektörle mücadele Yargıtay kararı gereği büyük şehrin kontrolündedir. Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündedir. Biz şu anda ilçe belediyelerine bu işten çekilin diyebiliriz. Yani yasal olarak böyle bir hakkımız var. Biz bunu demiyoruz. Biz şunu diyoruz. Siz de katkı sağlayın. Fakat aynı dili konuşarak bu işi yapalım. Bu mücadele tıpkı bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğer bir ilçe İstanbul'da mücadelede etkin bir yöntem kullanmıyorsa ya da yanlış mücadele ediyorsa diğer 38 ilçenin yaptığı doğru mücadele boşa gitmiş olabilir. O yüzden 39 ilçeyle biz şu anda iletişim halindeyiz. Etkin bir WhatsApp grubumuz var, dinamik bir iletişim ağımız da var. Onlara bütün bunları, hatta 15 Eylül'de biz bilim kurulumuzla birlikte 39 ilçenin katılımıyla bir çalıştay yaptık. Bunları konuştuk. İstanbul'da yapılacak olan mücadelenin temelini, ana hatlarını konuştuk. Neler yapmaya çalışıyoruz bunu anlattık. 550 günlük eylem planımızdan bahsettik. Bu eylem planı nereye kadar geldi bunları anlattık. Ve kendilerinin mutlaka bizim bir partnerimiz olarak hareket etmeleri gerektiğini söyledik. Doğru yapıyorum derken yanlış yapmamaları gerektiğini söyledik. Kimyasal mücadeleyi bırakmak gibi bir hedefimiz olduğundan bahsettik. Kültürel mücadelenin öneminden bahsettik. Ancak işte bu da bir kültürel mücadele.
39 ilçeyi buraya dahil edeceksiniz ama kendi içinde hem kendimizi eğiteceğiz hem o arkadaşlarımızı eğiteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Adalar tabii ki bu mücadelenin içerisinde. Adalar Belediyesi. Artık bu yaz ya da bugünlerden itibaren biz hem Adalar Belediyesi ile hem de sizin aracılığınızla adalarda çok etkin STK'lar olduğunu biliyorum. Kültürel mücadeleyi bu ayaklarla yürütmemiz gerekiyor. Adalar Belediyesi de bize fiziki mücadelede adalar halkıyla birlikte destek vermesi lazım. İşin diğer biyolojik mücadele boyutu da bizim ülkemizde gerçekleşecek, devam edecek. Bu şekilde yürüteceğiz bu mücadeleyi. Peki Önder Hocam, genellikle insanların sitelerinde veya kendi arazilerindeki havuzlardan bahsettik. Bu biyolojik mücadelede kullanılan materyali siz bu kadar alana yayılıp yapmak yerine adalılara verip bu mücadeleye katkı sağlamaları gibi bir çözüm yoluna nasıl bakarsınız? Bu yapılmaz bir şey midir? Yoksa yapılabilecek bir çözüm yollarından biri midir? Adalar özelinde yapılabilir gibi geliyor. Dediğim gibi yani sosyo-kültürel seviyesi yüksek bir kitleden bahsediyoruz. Yani burada başka da sıkıntılar var. Yani adalar özelinde böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bizim diğer etik dışı bir takım davranışlarla da karşılaştık. O detaylara girmeyelim de. Ama adalarda olabilir. Böyle bir şey planlayabiliriz. Olabilir. O zaman herhalde Adalar Belediyesi'nin bir ilgili birimi bu evet. konuda başvurulara açık olduğunu ve bu şekilde mücadeleye katkı sağlayacak adalılara yardım edebileceğini belki beyan edebilir. Bu şekilde bir talepler alabilir diye düşünüyorum. İsterseniz toplantımızı... Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bu yaz 15 Ağustos'ta Hıncalı Luç köşesinde zehir zemberek bir yazı yazdı. Bakabilirsiniz internette şeyde var, YouTube'da var, internette var. Dedi ki hiç değişen bir şey yok ve geçen sene ne yaşıyorsak şimdi de yaşıyoruz. Sinekler geliyor bizi ısırıyor. Bu konuyla ilgili seçilmiş aynen devam ediyor. 2019'da 2020'yi kıyaslıyor. Ekrem Bey'den bahsediyor seçilmiş derken. Atanmış değişti diyor. Beni kastediyor. Ne olacak bu İstanbul'un hali diyor. Aynen böyle yazmış. Biz bu yazıyı okuduk. Ve tabii kendisine bir cevabı bir yazı yazdık. Yaptığımız çalışmaları, yaptığımız uygulamaları, hedeflerimizi, bilim kurulunu, ve bu konuyla ilgili İstanbul'u evirmeye çalıştığımız yeri, noktayı yazdık. Ve 25 Ağustos'ta yeniden köşesinde şunu yazmış. Teşekkürler İmamoğlu Başkan yazmış. Hıncalı Luç. Ve teşekkürünün sebebini de şöyle açıklıyor. Yazdığım yazıya bu kadar hızlı ve bu kadar etkin cevap verilmesi beni çok etkiledi. Adamlar çalışıyorlar. Bunu gördüm, fark ettim. Hem bir dosya göndermişler, bilim kurulu kurmuşlar, bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Ben bundan dolayı memnun oldum vesaire şeklinde bir yazı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yaptığımız mücadele gerçekten bugünden yarına sonuç alabileceğimiz bir mücadele değil. Uzun soluklu bir mücadelenin içinde olduğumuzun çok farkındayız. Ve birçok ayağı olduğunun da çok farkındayız. Bizim hedefimiz, bizim amacımız Aedes başta olmak üzere vektörle mücadelede sivrisinek özelinde bu işin anayasasını oluşturmak. İnsanlara bu bilinci yerleştirmek, kimyasal mücadeleyi de sonlandırmak. Burada biz bunu eğer İstanbul'da bu uygulamada başarılı olursak ki olacağız, İstanbul'un çevresindeki illerin de bu işe dahil olması gerekiyor. Hatta Türkiye'nin bu işin içerisine dahil olması gerekiyor. Hedefimiz, amacımız budur. Yani sadece adalar özelinde bugün için adaları konuşuyoruz ama bakış açımız gerçekten budur. 15 Eylül'de yaptığımız çalıştaya 39 ilçeyi biz davet etmiştik. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi de katılmak istediler, katıldılar. Onlar da katıldılar. Ve bizim bu yaptığımız çalışmalar
Dünya Vektörle Mücadele Derneği'nin dikkatini çekmiş. Bülent Hoca aracılığıyla tabii ki. Bülent Hoca da o derneğin bir üyesi. Bu seneki kongrelerini İstanbul'da yapacaklar. İstanbul'da Ağustos ayında, Haziran'dı, 28 Haziran'dı. Pandemiden dolayı biraz öteledik. Uluslararası Vektörle Mücadele Kongresi'ni yapacağız burada. Yani bu işe bilimsel temelli ama aklımızı da kullanarak gerçekten samimi bir şekilde çözüm için odaklandık. Sonuca yönelik ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Teşekkür ederiz. Bunları duymak tabii ki sevindirici. Bilimin bir takım işler yapılırken ülkede öne koyulması çok da alışık olduğumuz bir yaklaşım değil. Teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizden Sayın Ali Erkurt'un bir sorusu var. Sarnıçlar bizim için önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sarnıçları düzenli olarak ilaçlıyor. Ama tabii sarnıçları da korumak zorundayız adalar için. Bu konuda nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz? Yani onları ortadan kaldıramayacağımıza göre üreme alanları kalacak demektir. Tabii oralarda biyolojik mücadeleye devam edeceğiz. Larvası mücadelesine 12 ay boyunca. Yani oralarda başka bir mücadele yöntemi benimseyemeyiz zaten. Önder Hocam, toplantımızın sonuna yaklaştık ama siz biraz önce çok boyutlu, uzun soluklu bir mücadele diye bahsederken ALDES'te sanki pandemiyi anlatıyormuşsunuz gibi geldi. O da aynı şekilde evet. Ve tabii siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı olmanız sebebiyle pandemiyle de çok ciddi mesai harcıyorsunuz pandemi içinde bu dönemde. Biz de İstanbul'un bir ilçesiyiz. Pandemide bu normalleşme dönemine girdik ama pandeminin de yukarı doğru yönünü çıkardığını görüyoruz. Vaka sayılarının arttığını duyuyoruz. Şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak neler yaptınız? Bundan sonraki dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz? Neler yapmak istediğiniz de yapamadınız diye böyle birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz? Peki, teşekkür ederim. Benen Hocam, bir kere öncelikle bir hakkı teslim etmem lazım. Göreve başladığımız ve pandemi sürecini başlattığımız ilk günden hemen birkaç gün sonra pandemi bilim kurulunu kurduk. Ve bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulumuz 22 kişiden oluşan bu konuyla ilgili derneklerden gelen temsilcilerden oluşan bir bilim kuruludur. Tıp odasını temsilen bir arkadaşımız vardır, Veterinerler Odası, Psikiyatristler Derneği, Eczacılar Odası, Makine Mühendisler Odası, Çevre Mühendisler Odası vesaire. Şimdi bu bilim kurulunun ürettiği çözüme yönelik bilimsel öneriler aslında bizim pandemi mücadelesindeki en önemli lokomotifimiz olmuştur ve Ekrem Başkan'a da müthiş bir ilham kaynağı olmuştur. Kendisi de bunu bu cümlelerle ifade eder. Biz İstanbul'da pandemi sürecini doğru yönettiğimizi düşünüyoruz, şeffaf yönettiğimizi düşünüyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Bilim kurulunun oluşmasından hemen sonraki haftalık periyotlarla toplandık. Hala toplanmalarımıza da devam ediyoruz, hala üretmeye devam ediyoruz bilim kurulumuzda. Dezenfektan seçimimizi yaptık o dönemde. Gene bir komisyonla yaptık, bilim kurulunun onayını alarak yaptık. Çevreye, doğaya parçalanma ürünleri birikmeyen, mümkün olduğunca yine biyolojik diye tabir edebileceğimiz bir dezenfektan seçtik. İsim vermemde hiç mahsur yok. Kimyasal isminden bahsediyorum. Hipokloroz asit, endojen bir kimyasal. İnsanların nötrofillerinde de üretilen bir kimyasalmış. Artık o konuda öğrendik. Ve onun üretimine başladık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Biz şu an kendi dezenfektanımızı kendimiz üretiyoruz. Mobil hijyen ekipleri kurduk. Mobil hijyen ekipleriyle, 80 ekiple İstanbul'da kamusal alan olarak diye tabir ettiğimiz tüm alanları, 39 ilçeyi de bu işe dahil ederek, 39 ilçedeki mesela hastaneleri biz aldık, büyük alanları, adliyeleri, eczaneleri biz İBB olarak aldık. İlçe belediyelerini de daha farklı alanlara yönlendirdik. Bunun organizasyonu, sevk ve idaresini biz üstlendik. Mükerrer uygulamalardan vazgeçmeye çalıştık. O dönemde, pandeminin ilk döneminde çok farklı dezenfektan kullanımları oldu. Kimyasal bazlı dezenfektan kullanımları oldu. Sokaklar yıkandı biliyorsunuz dezenfektanlarla.
Bunların yanlışlığını ifade etmeye çalıştık. Ve yine kültürel mücadeleyi çok önemsedik. Bütün şehir ekranları dahil olmak üzere billboardlar, toplu ulaşım araçlarındaki ekranlar, köprü, üst geçitler vesaire 5 ayrı dilde insanları konuyla ilgili bilinçlendirdik. Ayrıca işaret diliyle de bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Biliyorsunuz sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti, işte ücretsiz otopark, ücretsiz ulaşım imkanlarını hemen devreye soktuk. Askıda fatura uygulaması artı o dönemde unutmamak adına kapalı toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettik ve geldik Haziran ayına. Haziran ayında yeniden açılma döneminde biz şunu gördük, merkezi hükümetin aldığı kararlar halkta çok karşılık bulmadı ve hızlı bir açılma olacak diye o endişemizi dile getiren bir çalışma yayınladık. Bunu basın bildirisi olarak da yayınladık ve maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Sanki bu iş bitmiş gibi halk algıladı. Geçen yazı pandemi yokmuş gibi geçirdikten sonra ikinci pikin Eylül sonu Ekim gibi başlayacağını öngördük ve ikinci pike yönelik çalışmalarımıza başladık. Öncelikle kendi çalışanlarımızı 85 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesini pandemiye karşı korumamız gerektiğinin çok farkındaydık. Biz dinamik olmalıyız ki İstanbul'a faydamız olsun. Bunların planlamalarını yaptık. Şu anda da üçüncü pik planlamalarını yapmış durumdayız. Darülaceze'de dünyaya örnek olan bir çalışmamız var. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren çok etkin ve sert tedbirler aldık, uygulamaya koyulduk. Orada mutlak izolasyon tedbirlerini hala daha uyguluyoruz. 15 günlük çalışma periyotlarıyla arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Darülaceze'deki çalışanlarımız, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bütün dünyada bu yaşlı bakım evleri çok ciddi pandemiden etkilenen alanlardı. Sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki bu alanlarda çok ciddi bir başarı elde ettiniz diye biliyorum. Aynen öyle. Dünyada biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'daki tüm ölümlerin %30'u, bazı bölgelerde %35'i yaşlı bakım merkezlerinde verildi. Hatta ilk başta biliyorsunuz bütün bu haberler televizyonlardan yayınlanırken bizim yaşlı bakım merkezlerimizdeki konuklarımız bizi bırakıp kaçacak mısınız, gidecek misiniz, bizim kaderimizden böyle olacak şeyine, endişesine kapıldılar. Durum öyle olmadı. Gerçekten doğru şeyler yaptık. Yaşlı bakım merkezlerimizi kendi içerisinde de tam izolasyon alanlarına, mesela Kayış Dağı'ndaki yaşlı bakım merkezimizi 9 ayrı bölüme ayırdık. Ve sıfır vaka başarısı elde ettik biz yaşlı bakım merkezlerimizde. Bunu makale olarak yayınladık. Türk Geriatri Derneği'nin Avrupa versiyonunda yayınlandı. Ayrıca bu dönemde psikososyal destek hattı diye bir telefonla psikolojik destek hattı oluşturduk. Gerçekten çok ilgi duydu. İlgi duyan uygulamalardan birisidir. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Önümüzü göremediğimiz, gelecekte bize neler getireceğini bilmediğimiz bir sürecin içerisine girmiştik. Hala o sürecin içindeyiz. Ve bu dönemde özellikle Darülaceze'de yeni projeler ortaya çıkartmaya çalıştık. Bir taraftan da üretmeye başladık. Çünkü içerideki yaşlılarımızın fiziki aktiviteleri, psikolojileri, her şey çok önemliydi. Sağlıkla Yaş Al diye bir projemiz Sağlıklı Kentler Birliği tarafından birincilikle taltif edildi. Böyle de güzellikler vardı. Yani hani biraz önce vektörle mücadelede de çok yönlü bir mücadelenin içinde olduk, oluyoruz dedim. Aynı şey burada da geçerli. Ne yaptığımızı biliyoruz. Burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Vektörle mücadelede de ne yaptığımızı biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Ölçülebilir ve sürdürülebilir işler yapmaya çalışıyoruz. Bilimin ışığında bunları yapmaya çalışıyoruz. Çok tesadüfen keşfettiğimiz bilim kurulu gerçeği pandemiyle birlikte bize müthiş katkı sağladı, bunu fark ettik. Yani bilim kurulunu oluşturan arkadaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden tamamen İstanbul'un ve İstanbullunun menfaati için ürettiler pandemi bilim kurulu. Arkasından vektörle mücadele bilim kurulu da bizim için, bizler için, İstanbul için üretmeye devam ediyorlar. Biz
Bir bilim kurulu daha kuruyoruz. İş sağlığı güvenliği ile ilgili de bir bilim kurulu kuruyoruz. Burada yani onlar, bilim kurulları, bizim gönüllülerimiz şeklinde hareket ediyorlar. Onun için ben hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul Gönüllülerin bir bilim kurulu var. Onlar bizimle birlikte üretmeye devam ediyorlar. Yani Sayın Başkan'ın da her defasında ifade ettiği gibi aklın ve bilimin ışığında hareket ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş bizim bilimsel destekli bir iş haline gelmiş oluyor. Onun için bu vesileyle Adalı hemşerilerime, bizi dinleyen tüm halkımıza da ben bu konularla ilgili müşteri olmalarını rica ediyorum. Çünkü gerçekten bizim hedeflerimiz var, doğru yoldayız, ne yaptığımızı da biliyoruz. Onun için rahat olsunlar, biz çalışıyoruz diyorum. Hocam teşekkür ederiz. Bunları duymak iyi geldi. O zaman şöyle bir soru geldi. Hem onunla kapatalım hem de sizden belki ileriki bir tarih için söz alalım. Pandemi normalleşmeden sonra tekrar yukarı doğru kafasını kaldırdığı gibi gözüküyor dedim. Umarım korktuğumuz gibi olmaz ama eğer o günler gelirse belki sizden İstanbul'da pandemiyle ilgili belediye açısından neler yapıldı ve neler yapılması planlanıyor ileriki dönemde. Böyle bir söyleşi tekrar rica edebiliriz. Umarım kabul edersiniz. Memnuniyetle. O zaman son sorumuz olsun. Yine Haluk hocamız sormuş. AEDES'in COVID-19 bulaştırma riski var mı? Böyle bir çalışma hiç yapılmış mı? Bu konuda bilimsel bir veri var mıdır? Böyle bir çalışma yok. Ben kişisel olarak artık AEDES'le bu kadar aşırı neşir olmuşken taşıma riski olduğunu düşünmüyorum. Denk humması hastalığını oluşturan bir virüsü taşıyor. Aedes türü sivrisinekler. Öyle bir çalışma da yok ama. Hocamdan ilginç sorular geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Benan hocam çok güzel bir söyleşi oldu. Güzel bir şey oldu ama arada koptum ben bizim evdeki internet bağlantımız elektrik kesilmesinden dolayı. Onun için kusura bakmayın ne olur. Yok çok teşekkür ederiz. Tam da toplantının başlamasından itibaren bir saati doldurduk. Evet. Planladığımız sürede bitirmiş olalım. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Adalar Pandemi Danışma Kurulu'nun bu toplantı davetini kabul ettiğiniz için size tekrar çok teşekkür ediyoruz. Umarız hem AEDES, Asya Kaplanı açısından hem de pandemi açısından önümüzde daha güzel günler olacak. Çok teşekkürler, iyi günler diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim, sevgiler.